أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yediğimiz içtiğimizi nurla nur eyle. Varsa bir günahımız sen bağışla. Olacaksa sen bağışla. Ya Rabbi sığındık sana. Bizler aciz sen gani, bizler fakir sen gani, bizler aciz sen kadir. Vatanımıza, milletimize selamet ihsan eyle. Kardeşçe yaşayacağımız bir vatan ihsan eyle. Kardeşçe yaşayacağımız bir vatan. O vatanı görmeden de canımızı almaz inşallah. Ki göreceğiz de. Allah'ın sözü var bize. İnşallah. Hak. Bir lokma alalım. Cümleten hoş geldiniz. Çay olmuş mudur? Saat kaçtan? Çeyrek. Gel abla. Çeyrek mi geçiyor? 15 dakikalar mı? Onlar rahat şimdi. Dakik olduğumuz için. Ama şeyden başlayabiliriz herhalde. Bu geçen hafta bir soru vardı. Ablam soruyu sormuştu. Lakin onu cevaplandırmadım. Çünkü arkayı tam okumamıştım. Onun için özür diliyorum. Bununla beraber başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş yürürüz. Çocuklar zaten surelere yetişirler o zamana kadar. Soru şuydu. Hani Hazreti İsa'nın bir sözü var. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İsa'nın bir sözü var. Söz şu. Yeryüzüne barış değil, kılıç getirdim. Çünkü ben babayla oğlu, anneyle kızını, gelinle kaynanasının arasına ayrılıp sokmaya geldim. İfadesinin açıklamasını yapmıştık. Ya daha doğrusu bu şeyi örnek göstermiştik sure bağlamında, surenin ilkesiyle alakadar olarak. Çünkü çatışkı olmazsa ilkesel olarak görünüşün söz konusu olmadığını söylemiş. Eğer çatışkıyı anlamazsak şu insanlık tininde olan biteni anlamamız imkan. Doğada çatışkı yoktur. Doğada türlülük vardır, çeşitlilik vardır. Efendime söyleyeyim, takdir ilahi bir serimleme ve betimleme vardır. Bu bağlamda baktığınız zaman olgusal olan şeyler doğada Cenab-ı Hakk'ın ilkelerinin betimlenmesidir. Efendime söyleyeyim, doğada gerçekleşen olaylar ise ilkelerin görünüşe gelmesinin serimlenmesidir. Aynı şekilde Kur'an aklına da bakarsanız, Kur'an'da birçok çatışkı vardır değil mi? İnsanlar kavga ediyor, dövüş ediyor, ilkelerle zıtlaşıyor değil mi? Kabul etmiyorlar, zahmetler veriyorlar ve bunların dillendirilişi vardır. Dikkatli bakarsanız bütün ayetler bir ilkenin kendi iş disipliniyle, tabii suredeki iş disiplinle beraber, yani sureyi örgütleyen ilkeyle beraber, örgünselleyen daha doğrusu ilkeyle beraber baktığınız zaman bir betimlemedir. Yani Kur'an bir betimleme diline sahiptir. Onun için yani sadece kavramları salt olarak alıp da arı felsefe Kur'an'da görülmez. Çünkü arı felsefe kavramlarla yapılan felsefe, direkt idrake dayalıdır. Bakın sezgilenime değil. Yani çünkü idrake dayalı olanda duygulanım olmaz. Direkt akıllı orayı idrak edersin. Ve bu bağlamda baktığınız zaman, ama sezgilerimiz devamlı anlayışımız idrake eşlik eder. Bunun da altını çizeyim yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü ileride birisi çıkar ya sezgi ne zaman kapanıyor ki ne, sadece idrak vardır derse. Katiyen böyle bir şeyi kastetmiyorum. Kastetmek istediğim şey idrakle, idrak önde olarak bir şey vardır. Kavrayış vardır. Çünkü yani söylenen arı kavramlar ifade edilen, yani bir şey ifade ediliyordur arı kavramlarla ve kişinin direkt idrakine hitap ediliyordur. Ama sezgi orada olmazsa, idrakin yani anlayış olmazsa, çünkü sezgi anlayış veçemizdir oğlum. Yani aklın sezgi kapısı bizim anlayışımıza sebep verir. Anlayış melekemizi onunla ediniriz. Ve bu bağlamda baktığımız zaman Allah'ın lütfuysa anlayış yürümezse orada, yani idrake eşlik etmezse idrak diye bir şey de gerçekleşmez zaten. Yani düşüncenin en yoğun alanında dahi olsanız, yani idrak, salt, ağır kavramlarla dahi hareket etseniz, hiçbir şekilde anlayış olmazsa, sezgilenim olmazsa ki yürüyüşünüz olmaz. Plato bu şeye esinlenme diyor. Anlayışa esinlenme diyor. Sezgi kapısına esinlenmeler diyor. Esinlenmeler olmazsa yani idrakin gerçekleşmesine imkan yok. Her zaman mesela bir ayet okuyorsunuz, kavramlar içerisinde gidiyorsunuz farz edin. O kavramlarda anlayışınız olmazsa orayı idrak etmez. Yani kavramı içeriğiyle idrak etmenize. Hani zeka diyelim, zekada. Zeka mesela neye benzetilir? Bir uçan kuşa benzetilir ilahi alemde. O ilahi alemde ki birçok sıfatıyla beraber o ilahi alemde pençeleri tutucudur mesela. Zekanız da onu tutmazsanız onu idrak edemez. Ama anlayış olmazsa zeka zaten çalışmıyor. Yani zekanın bir kapısıdır anlayış. Yani sezgileri ne kadar kuvvetliyse
bir insanın zekası onu kendinde anlayışa taşıması, kavramlar noktasında da idrake doğru gitmesi kolaylaşır. Ama ne kadar sezgileri de zayıfsa bir insan, idrake doğru gitmesine imkan yok. Sezgileriniz çok kuvvetli. Peki sezgiler nasıl daha kuvvetli edilir? Sezgiler sebepler dairesinde değil. Beslendiğiniz nurda, Allah'ın nuruyla ne kadar, daha doğrusu Allah'ın nuruyla ne kadar çok beslenirseniz, sezgileriniz o kadar çok artar. Allah'la anlamaya başlarsınız. Allah'la basire sahibi olmaya başlarsınız. Müminin ferasetlerine korkun, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Şeyini hadis-i şerifinden bunu net anlamamız gerekir. Her neyse, yani nur ne kadar yüksek derecede üzerinizde salınımdaysa, yüksek derecede bir nur akışı sizde gerçekleşiyorsa ve siz onu kendinizde tutabiliyorsanız, o nurla bakabiliyor, o nurla iş görebiliyorsanız, yüksek derecede bir idrakiye doğru da gidiyorsunuz demektir. Ki Necm suresinde inşallah bir parça dokunuruz buna. Her neyse, İsa Nebi'nin kendisine geldiğimiz zaman, İsa Nebi çatışkının kendisinde hakikatin, hikmeti ilahinin açığa çıkacağını net bu sözüyle vurguluyor zaten. Lakin İsa Nebi'nin bir sözü daha var. Ayten abla o sözü yazmış. O sözün de bu sözde çeliştiği noktasında bir ifade var. Çünkü çelişiyor. Hangi noktada? Diyor ki ne? Size zulmedenlere iyilik için, size zulmedenler için iyilik dileyin. Lanet etmeyin. Kötülüğe karşılık vermeyin. Düşmanınızı acıkmışsa doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. Kur'an-ı Azimşan'da bu ayeti hangi sıfatla görüyorsun? Hangi ayet karşılığını görüyorsunuz? Kötülüğü iyilikle sağ. Ve kötülüğü iyi bir şeyle sağ. Değil mi? Aynı şey, bakın. Kur'an'da bir ayet, İsa Nebi'nin dilinde ayet olarak geliyor, betimlenmiş. Aynı şekilde Kur'an'da da var. Peki, ben size ana babanızla düşman etmeye geldim ayetle baktığınız zaman bambaşka bir şey çıkıyor. Çelişkili bir ifade çıkıyor. Aslında çelişki değil. Birincisinde olanı bitenin, yani hikmet-i ilahide olup bitenin nasıl gerçekleştiğini vurguluyor. İkincisinde ise böyle gerçekleştiği içindir ki hikmetine bağlı olarak merhameti tavsiye ediyor. Yani birisi, yani bir hayatın gerçekliliği var. İnsan tininin bir gerçekliliği var. Çatışkıyla her şey açığa çıkıyor. Sizdeki potansiyellerin açığa çıkması, efendime söyleyeyim, insan oğlunun neyle yaşaması gerektiğinin bilincine edinmesi, değil mi? Çatışkı, ilkelerin görünüş bulması illa ve illa çatışkıyı gerektiriyor. Evet, çatışkıyı gerektiriyor ama hani bundan önceki surelerin bir tanesinde şöyle bir şey söyler. Merhamet etmek, hikmet-i ilahi sebebiyle zaruri olan bir şey olarak tezahür ediyor. Zorunlu olarak tezahür ediyor. Çünkü her şey hikmet-i ilahiyle, gerçek hikmet-i ilahiye bağlı olarak gerçekleşirken yapan çatan hakiken zorunlu olarak Cenab-ı Hak merhamet ediyor. Aynı şekilde ya. Ve o zorunlu olarak merhamete bizi taşıyor. Ne diyor? Takdirlahi. Bir kötülük varsa diyor, iyilikle sağ. Bu bir kötülükte bulunan kazanımı içindir. Hani sen diyor birilerine kötülük yaparsan, sonra da bir bakma, yani kötülüğü iyilikle savarsan, bir de bakmışsın ki onlar sana en iyi dostlar olmuşlar. Daha önce sizler düşmanlığınızda Allah Azimşan size gönlünüze sevgi vermiştir ve sizi birbirle kaynaştırmıştır. Ayetleriyle gidip bakarsanız iyi olan şeyler kaynaştırıcıdır, ilkelere taşıyıcıdır aynı zamanda. Evet, çatışkı çıktı ama çatışkı ilinek. Arazi, eski dille söylersek arizi bir şey. Yani gelip geçici bir şey. Bir nedene bağlı olarak gerçekleşen bir şey. Ama neden açığa çıktığı zaman artık olmasına gerek yok. Diyor ki eğer çatışkı oldu, ilki açığa çıktı, o zaman el uzat. Ki geri ilkeye taşıyabilesin. Onu yerinde tutma. O senin geçmiş mertebelerinden bir mertebedir. O kötülük, o günah, o mertebe bir mertebedir. O mertebeye el uzat diyor. Ola ki kurtulur. Merhamet ilahi üzerinizden tezahür etmesinin gerekliliği olarak. Onun için bir çelişki değil. Birisi başlangıçta söylenen bir sözdür. İşin doğasını, insan tininin doğasını, zorunluluğunu ifade eder. İkincisi ise insan tininin yükselmesi gereken, olması gereken idealini dile getirir. Evet, çıkan çıktı ortaya. O çıkana göre nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini verir. Rahman dairesi. Tabii. Birincisi Rahman dairesinde olan bitene nasıl döndüğünü, ama insan tininin Rahman dairesi doğada değil. Diğeri ise rahime göre. Rahim dairesi, tamam, olan çıktı açığa, sen nerede duracaksın? Yani gene orada mı duracaksın yoksa yükselmeye devam edecek? O zaman yükselmek için diyor, olan açığa çıktıysa diyor, sen el uzat. Bunu Halacan El Mansur'un bir hikayesinde çok net bir anlatımı var. Kendisini Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkar. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkınca ne istersin der. Ya Rabbi, bana zulmedenlere cennetin ihsan eyle der.
Bunun sebebi sorulur. Niçin istiyorsun? Ya Rabbi, onların eli üzerinden beni buraya getirdin. Yani onlar sebep oldu benim buraya taşınmama. Yani bazen diyoruz ya hani, eğer diyoruz bu sonuç gene çıkacaksa. Yani ben gene Halil olacağım. Metin Baba'yla bir gün bu konuyu konuşmuştum. Eğer ben gene Halil olacaksa yaşadığım bütün acılara gene razıyım. Ama sonuçta Halil çıkacaksa. Yani çatışkılarım, kavgalarımız, dövüşlerimiz, yediğimiz dayaklar, okul sıkıntılarımız, yaşam çalışmalarımız, değil mi? Hayattan getirdikleri koşullar, zorlamalar, ne olursa olsun bu sonuç çıkacaksa bir değil binlerceye gene gelip gitmeye razıyım. Yani o çileyi çekmeye razıyım. Sebep? Çünkü sonuç güzel. İstediğin kadar çatışkıda ol. Sonuç, akıbet güzelse önemli olan odur. Gersin boşver. Şimdi gelelim bugünkü konularımıza. Bugün konularımıza gelmeden önce geçen haftaların suretinin kısa bir özetini geçelim, öyle gidelim. Muhammed suresinde hak olan bilgi edinimi sonucunda batıl olan ile çatışkının kaçınılmaz olduğunu işledik. Batılda duranların tinde sonuç alamayacaklarını anlamlandırdık. Hani Muhammed suresinde bir daha okuyorum. Hak olan bilgi edinimi sonucunda batıl olan ile çatışkının kaçınılmaz olduğunu işledik. Ayrıştırıyor. Çatışkı illa kaçınılmaz. Batıda batı, çünkü insanlık tinindeki ilerleyişim ve gelişiminin zorunluluğudur. Batılda duranların tinde doğada sonuç alamayacaklarını demiyor. Tinde sonuç alamayacaklarını anlamlandırdı. Yani insan çatışkının içinde birçok şeyler edinebilir. Teknik bilgiler, mesela akli çalışmalar sonucunda birçok edinimler, üretimler edinebilir. Ama tininde insan mı? Edindikleriyle enaniye sahip olabilir, edindikleriyle insana kıyabilir, edindikleriyle insanlıktan aşağı düşebilir. Ama önemli olan insanlığını bulabilir. Mahsun-ı Şerif'in güzel bir sözü vardır. Der ki, ben duyduğumda şaşırmıştım, hoşuma da gitmişti. Beni bilemedin gitti, zevve zek diye bir türküsü vardır. Ben türkü şarkı bilmiyorum, Allah biliyor. Sadece bazen kulağıma çalınan, hani o konfeksiyon çalışmamızda var ya, takdirler, orada kulağıma çalınanlardan bildiklerim kadar ve ezberimde de bir şey yoktur. En fazla bir mısra, takdirler, başka da yoktur. Beni bilemedin gitti zevveyi bir kişiye söylüyor. Kendisine zahmet vermiş bir kişiye. Sonra da bu türkü, Mehmet Genç anlatmıştı bunu, hatırladım. Takdirler, nereden edindim falan diye düşünürken, demiş ki dedi, Halil dedi, ne demiş abi dedi, bu türküyü söyledikten sonra demiş. Ve uyanmış, demiş ki, ya kusura bakmasın, insan sıfatı sebebiyle bu sözü de söylemem gerekmiyordu demiş. Yani beni bilemedin gitti zevzek sözü, zevzek. Yani bir yakıştırma yapmış oraya. Keşke söylemeyeydim demiş ama bir defa ağzından çıktı demiş. Özür dilemiş yani bak. Kendisine o kadar zahmeti olan bir insana gene bir özür borçlu oluyor. Yanlış yaptım diye. Ki kendisinin yaptığı yanlış, adamın yaptığı yanlışların yanında sütten çıkmış kaşık gibi yani, öyle düşünün. Selam olsun. Her neyse. Velhası kerem. Aşk Mahsun-ı Şerif aynı zamanda dörtlerdendir. Allah'ın lütfü ihsanına selam üzerine olsun. Yani gaybi erenlerdendirler. Rical gayb erenlerden. Mesela Aşık Veysel Şatıroğlu, Mahsun-ı Şerif, Kemter dedeler. Bunlar gaybi erenlerdir. Lütfü Filiz üçlerdendir mesela. Hangi meşrepten çıktıkları önemli değil. Önemli olan Allah katında nasıl bir sevgi buldukları, nasıl bir namazda oldukları, salatta oldukları. Orası onlara ait bir şey. Çünkü salatı daim kimin nasıl yaşadığını, ne yaptığını, yani kime nasip olduğunu bilmiyoruz. Bu bağlamda da selam olsun. Ricaip görenler, bunlar birebir tanık olduğumuz. Yani bakın, birebir kendilerinden tanık olduğumuz bir şey değil. Birebir Allah tanık ettiği için tanık olduğumuz şeyler olduğu için dile getiriyorum. Yani böyle durumlarda da var, yabancı kalmayın manasında. Ki kendisini kendi bulundukları ortamda saklayan nice erenler vardır. Hristiyanlar içerisinde, Budistler içerisinde. Hele Budistler de çok çok farklılar. Azim Allah. Vallahi. Neler var neler. Her neyse. Muhammed suresinde hak olan bilgi edinimi sonu. Mesela bu gönüllere ağır gelir. Bir çatışkı çıkar şimdiden. Ne olur? Doğru mudur? Yanlış mıdır? Şöyle midir? Böyle mi? İşte kabul etsen de etmesen de böyle yani. Allah'ın umurundaydı yani. Yani kabul etseniz de etmeseniz de durum bu. Yani kişinin zanlarıyla bir duruş sergilemesi orada bir şey ifade etmiyor. Muhammed suresinde hak olan bilgi edinimi sonucunda batıl olan ile çatışkının kaçınılmaz olduğunu işledik. Batılda duranların tinde sonuç alamayacaklarını anlamadık. Fetih suresinde de yol gösterici, kendisiyle örnek kendisiyle örnek olabilen, yani Rasuhun kesin bilgi sahibi, uzman,
hak ve hakikate taşıyıcı öndere, biat ve emir ve yasaklara itaatle beraber hak sözün yaşamda gerçekleşmesi sonucunda, ayrıca ereğe bağlı birliktelik sonucunda tinde sonuç elde edilebileceğini, yani başarı kazanılacağını işledik. Yani bu şartlar olmazsa hiçbir şekilde başarı olmuyor. Yani insanlık içerisinde insanın birbirine dayanak olması, örnek olan insan olmazsa, yani bir iş yapıyorsunuz, o işin uzmanlarıyla o işi yapamazsanız sonuç alamazsınız. Bu böyle bir şey. Birliktelik olmazsa, kalbi birliktelik, rabıta, o işle bağlılık, onu öğretenlerle bağlılık olmazsa gene başarı olmuyor. Ki Fetih Suresi bunu net anlamlandırıyor. Daha bunun gibi nice şey, örneklerle beraber. Her neyse, emir ve yasaklara itaatle beraber burayı okuduk. Yani başarı kazanılacağını işledik. Allah ile başarı elde edilebileceği de konumuzdu. Yani Allah müsaade etmezse kimse bir şey yapamaz. Allah size bir şey dilerse diyor, onu hiç kainata hiçbir şey geri çeviremez. Bir şer de dilese, hayır da çevirse, ki ayetler de var, hadis-i şerif de var. Yani Allah size bir başarı nasip etmişse o sizin elde edeceğiniz bir şeydir. Ve size uygun koşullar ve size vereceği şevk azimle beraber oraya doğru taşır. Ve onun için diyor, bak başta ne diyor? Seni fethiyle müjdeledik, bak veriyor. Vermeyeceği şeyi söylemez. Ya bunu kulağınızın bir yerine küpe edin. Allah size bir şey söylemişse, rüyanızda bir ses aldınız, bir şey dediniz, emin olun o sonunda yetişeceğiniz bir şeydir. Yok öyle bir şey yoksa duymamışsınız, bilmiyorsunuz. Öyle bir şeye yetişmeniz imkanı yok. Yani müjdelendiğiniz şey, size ikram edilen şey sonuçta varacağınızdır. Edineceğinizdir, istisnasızdır. Onun koşulları gelir önünüze, onun şartlandırmaları gelir, çatışkıları gelir. Ve sizdeki potansiyel o doğrultuda açılarak siz oraya doğru taşınırsınız. Azim esması olmazsa imkan yok ama. Yani fetih illa azime bağlıdır. Azim esması bir kula tecelli ettiyse önünde hiçbir şey duramaz. Hucurat'ta da, daha doğrusu Hucurat suresinde de Allah'ın Nebi'nin ortak ilkeli yaşamdaki birlikte yaşanılan insanların, tür olarak da bütün insanlığın neden ve ereklere bağlı olarak hukuki zeminde haklarının, bakın Allah'ın bir, Nebi'nin iki, ortak ilkeli yaşamdaki birlikte yaşanılan insanların üç, tür olarak da bütün insanlığın dört, neden ve ereklere bağlı olarak hukuki zeminde haklarının hakkaniyet ilkesine bağlı olarak gözetilmesi doğrusunda ahlakta erdemler edinerek edep ve erken edinmemiz, yani etik olmamız gerektiğini işledik. Yani insanlık türü olarak insana saygılı oluyor. Geçen hafta bu sureyi anlamlandırmak için bir ders vermiştik. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun türküsünü ders olarak çalışın. Kendi dilinden dinlerseniz o ruhu direkt verir. Muhteşemdir ya. Emin olun ha, ben türkü şarkı dinlemiyorum, haberiniz olsun. Bazen çok güzel şeyler gelir. Arabesk de olsa, güzel olsa bazen Müslüm'ü dinlerdim, hatırlıyorum. Böyle kulağıma geldiği zaman dinlediğim oluyor. Bazen yabancı bir müzik oluyor. İnsanın kulağına, tınızına, yüreğine bir şey dokunduğum zaman dinliyor. Mesela Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan o sözü dinleyin, bambaşka bir şeydir. Ya diyor ki, her varlıkta, her bedende aynı varlık. Muhteşem bir şey. Her bedende aynı varlık. Hor görüm arkadaş, sen altınsın, ben tuç muyum? Her bedende aynı varlıksa nasıl, efendime söyleyeyim, kendinizi geriye atabilirsiniz? Evet, çatışkı sonucunda çıkıyor. Çatışkıyı gördünüz, yaşadınız. Ama bilin ki o çatışkının sonucunda her varda aynı varlık. O zaman el uzat. Kaç defa evi bırakıp gidesim geldi. Kaç defa da izin istedim. Dedim ki bırakın beni gideyim. Baba dedi, yorum el bebek bir bebek olmaz. O çatışkının içinde anca bulacaksın. İyi ki de el uzatmışsın. Sonunda hepsi iman ile takdirle yol tuttu. İyi ki de bırakmış. Belki başka alemde olacaktım ama iyi ki de ortamda kalmışım. O ortamın kendisinde iman eden insanlar kazandı. Ne bu? İyi ki de bırakmamışız. Devam edeyim. Hucurat suresinde de Allah'ın, Nebi'nin ortak ilkeli yaşamdaki birlikte yaşanan insanların, tür olarak da bütün insanlığın neden ve ereklere bağlı olarak hukuki zeminde haklarının hakkaniyet ilkesine bağlı olarak gözetilmesi doğrusunda ahlakta erdemler edinerek edep ve erken edinmemiz, yani etik olmamız gerektiğini işledik. Hucurat her türlü insanlık ilişkisinde ve mertebesinde hukukun gözetilmesi suresidir. Diye not düşmüşüm, bir daha söylüyorum. Hucurat her türlü insanlık ilişkisinde ve mertebesinde
biraz önce sıraladığı şıklar hukukun gözetilmesi süresidir. Kaf süresinde ise melekelerimiz ve söze yani kelama bağlı olarak bilinçte halk edilişimizi ve gerçeğe ve batıla dayalı gerçekleşebilen bu ikinci halk edilişimizin bir daha söylüyorum. Gerçeğe yani hak olana veyahut da batıla dayalı olarak gerçekleşen bu ikinci halk edilişimizin sonucunda neler ile karşı karşıya kalacağımızı gördük. Kaf bilinçte kulun melekelerinin sevki ile bilinçte halk edilişinin süresidir. Söz ile. Bunu Rahman suresinde net anlamlandırıyor zaten oraya gittiğimiz zaman göreceğiz. Ve bir şey daha söylemişiz. Tanık olmadan Allah'a iman ile kabul edenin düşünce ve akıl zeminde Allah'a tanık olması gerektiği surelerine başlamaktayız diye bir not düşmüş. Yani bu hafta işleyeceğimiz surelerin tamamı akıl melekemiz ve düşünce akıl noktasında, düşünce melekemiz noktasında takdirle Cenab-ı Hakk'a tanıklık ve sonuçta nereye bizi doğru götürecek bu. Bunları işleyeceğiz bu hafta inşallah. Tesbih konusu çok önemli diye bir not düşmüşüm çünkü her surede ilkeleriyle giderken bazen çok zikredilen ve önem arz eden şeyleri es geçiyoruz. Mesela neredeyse hemen hemen her surede bu son haftalarda gidelim. Tesbih konusu var. Tesbih konusuna itinayla davranın. Üzerinde fazla durmuyorum çünkü konuştuğumuz konular. Tesbih davettir. Tesbih sizin ritminizle beraber takdirle Hakk'a taşınmanızın gereğidir. Nur salınmanın efendime söyleyeyim gerekliliklerinden bir tanesi. Çünkü sesli veyahut da içeriden sesli veyahut da dışarıdan sesli. Yani cehri veyahut da hafi. Hangi? Yani sesli veyahut da sessiz. Hangi türlü zikir yaparsanız yap. Üzerinizdeki enerjiyi. Bakın üzerinizdeki enerji bir içerik olarak da dolu biliyorsanız yani yaptığınız tesbihatın içeriğini de biliyorsunuz. Dolu doluya bir içerikle beraber enerjiniz ona göre biçim kazanıyor. Ve efendime söyleyeyim sizin yaptığınız tesbihlerle beraber azimşan, Allah azimşan size nice melekler halk ediyor. Bunların şeyine girmiyorum. Mesela Hazreti İbrahim'in bir sözü bunu net özetler. Daha önceki konularda fazlasıyla belki zikretmişizdir o yüzden. Hani tesbih önemli zikir şeylerdendir, amellerdendir, işlerdendir diye ayet-i kerime var. Diyor ki ne 7. gök katında ya Muhammed diyor, evladım Muhammed diyor, ümmetine söyle. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi el aliyyil azim. Bu zikri yapsınlar. Cennetin toprağı bereketlidir. Ve Allah azimşan bu zikre karşılık cennette bir ağaç nasip eder. İbrahim'in sözünün doğru olduğunu biliyoruz. Kur'an'da örneği var. Güzel bir söz, güzel bir ağaca benzer. Bak benzer dediği anda o benzerlikte asli aleminde sözün ağaçla karşılığını görüyoruz. Yani bir bilgi içeriği olduğunu görüyoruz ağaca. Bir ağaç bir bilgi içeriğinin temsili. Ki bir surede göreceksiniz. Orada nice cennet var ki ağaçlar ve yemişler verdik. Değil mi? Ama başka bir cennet var ki koyu yeşildendir diyor Rahman suresinde söylüyor. Yani meyve veren. Çünkü bilgi meyvedir. İnsanlık tininde nedir meyve? Meyve. Bilginin kendisidir. Ürettiklerinin kendisidir. Sonuç veren şeyler. Üretime taşınan şeyler. Ve bilgi meyvasından nasipleniyoruz şu anda hepimiz. Yediğimiz, içtiğimiz, oturduğumuz, giyindiğimiz, kuşandığımız, ulaşım. Ve hepsinin Allah'ın kendisini ürettiğini bizzat ifade ediyor. Hangi ayet? Gemiler de diyor onundur. Ya biz ürettik, yok sen üretmedin diyor. Onu ben verdim size. Yani insan tininde ne üretiliyorsa hepsi Allah'ın insanlığa ikramıdır. Materyal onun. Mülk onun. Tahtilay. Onun mülkünde iş görüyorsun. Yapıp çatarken sıfatlar onun. Sen düşünürken mana ilhamı veren o. Mucib icap eden. Mucit icat eden o. Ondan sonra ben yaptım. Sen yapmadın diyor. Yapan çatan benim beni gör diyor. Muhteşem bir şeydir. Rahman suresinde belki onu tevhid çünkü tevhidi bize iyice özlüyor orada. Bak. İçeriğini dolduruyor. Bir de bir şey daha var. Bu Fatma için olsa gerek. Not düşmüşüm unutmamak adına. Tahrim suresine diğer derslerde tahkim demiş olabilirim. Düzeltilsin diye haberin olsun o Tahrim suresi. Hep aklımda çünkü aklıma hep tahkim, dilime tahkim diye geliyor. Aslında Tahrim suresidir o. Takdirler. Hani Resulullah ve eşleriyle tartışma olan şey. O tahkim dediğim yerlerin hepsinde zaten arama motoruyla gidiğin zaman düzeltirsin. Orası Tahrim suresidir. Ha, bir de geçen hafta Muhammed Efendimiz'in 2-3 süreden beri günah üzerinden duruluyordu. Onu biraz anlamlandırmıştım. Ona bir not düştüm. Çünkü Resulullah'ın günahlarının bağışlanmasını dile. Fetih suresinde geçiyor vesaire. Allah'a tövbe et vesaire değil mi? Bu gibi bazı surelerde geçiyor. Bu bağlamda ona bir not düşmüştüm. Beraber okuyalım. Necm 32. ayete de bir geçelim. Bir bakalım. Necm 32. ayette de bu bağlantıda bir şey var. Yani küçük hataları diyor. Büyük günahları değil küçük hataları bağışlanır.
Bulan oldu mu? Necm suresi. Kim ki küçük hatalar dışında büyük günahlar ve edepsizliklerden uzak dururlar, kuşkusuz Rabbin mağfireti geniş olandır. Bakın, küçük hatalar bağışlanıyor. Ve küçük, burada söylediğimiz nokta, Resulullah'ta söylediğimiz nokta adi suçlar, yani büyük günahlar değil. Burada kastettiğimiz hatalar. Bunu daha önce zikretmiştik. Neyle zikretmiştik? Resulullah için kastedilen günah olmaması gerekenin yapılmış olan eylemler değil. Olması gerekenin yapılmaması noktasında söylenmiş şeyler. Yani niye yapmadın? Yani hata dediğimiz şeyler. Ki bütün hayatında buna tanığız. Yani çünkü kayıtlı kuyut. Diğer peygamberler gibi dedi. Her şey kayıtlı kuyut. Geçen diğer peygamberlere kayıtlı da bu kadar özel hayatı deşifre edilmiş bir peygamber yok. Bir Tevrat'ta yani peygamberlere atılan iftiralarla beraber takdirle hayatlarının deşifre edilişi var. Yani onu biliyoruz. Yani Nuh Aleyhisselam için, Davut Aleyhisselam için birçok şeyler söyleniyor. Her neyse, geçen derslerde Nebi olarak Efendimiz olan Muhammed Efendimiz'in günahından bahsetmiştik. Bunda dikkat edilmesi gereken Efendimiz'in günahı olarak olması gerekeni yapmaması olarak hata düzeyinde günah işlemesidir. Olmaması gerekenin yapılması olan kötülük düzeyindeki günahtan beri olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü bir ismi de İsmet'tir bak. Yani bir sıfatı da İsmet. Günahtan temiz olan. Bundan kastım kötülüğün fıtri olmadığı, bakın burası çok önemli. Bundan kastım kötülüğün fıtri olmadığı, mutlak ve tine bağlı olarak gerçekleşen insan edim ve ürünü olduğudur. Yani kötülük insan ürünüdür. Fıtri değildir. Sonradan edinilen bir şeydir. Ama hata sonradan edinilen bir şey değil. Olan bir şey. Yani istesen de istemesen de hata yapacaksın. Seni doğana verilmiş. Aziyet verildiyse hata verilmiştir. Bak. Hata zorunlu bir şey. Yani Resulullah'a söylenen zorunlu bir hata yapıyorsun diyor. Sen zorunlu hata yapıyorsun. Çünkü niye kendine dönecek ki olmaması gerekeni öğrensin. Nasıl bilinçlenecek? Nasıl deneyim edilmiş olacak? Olmaması gereken bir şey yapacak ki olması gerekeni öğrensin. Ve olmaması gereken bir şey yapacak ki olması gerekeni yaparken bilincinde olarak, idrakine taşınmış olarak yapsın. Yani irşad edilmiş olsun. Bilinçli olmuş olsun yani. Bir daha söylüyorum. Bundan kastım kötülüğün fıtri olmadığı, mutlak tine bağlı olarak gerçekleşen insan edimlerinin ve ürünü olduğudur. Pardon, insan edimi ve ürünü olduğudur. Hatanın ise insanın fıtraten aciz ve nefsi emaresi doğrusunda, bakın fıtraten nefsi emareyi kendimizde buluyoruz zaten. Aziyeti zorunlu olarak buluyoruz kendimizde. Fıtraten insanın aciz ve nefsi emaresi doğrusunda zaaf varlığı olması sebebiyle zorunlu kendinde bulduğu olduğunu bilmek gerek. Hata içeriğiyle günah her insanın, bakın hata içeriğiyle günah her insanın tinde kendini bulması, doğru olanın gerekliliği ve ilahi olana yükseltmenin gereğidir diye not düşmüşüm. Hata içeriğiyle günah ama her insanın tinde kendini bulması, doğru olanın gerekliliğini anlaması, idrak etmesi ve ilahi olana yükselmesinin gereği olarak insan tininde tezahür ediyor. Olmasa olmaz yani. Onun için bütün peygamberlerde hata var. Ama bak, adi suçlar noktasında sakın ha, günah aklınıza gelmesin. Öyle bir günahına tanık değiliz, öyle bir kınağının kayıtlı kuyulu yok. Şirk koşma, değil mi? Allah'a küfürde bulunma, isyan bayrağını çekme. Böyle bir günah yok. Sadece bir noktada takdirle umudunu kesme var. Umudunu kesme günahtır. Hata düzeyinde günahtır. Allah'tan umudunu kesme diyor. Hani 40 gün şey gelmiyor ya, takdirle ayet gelmiyor ya, umudunu kesiyor ya. İntihar edecek seviyeye bile geliyor yani. Allah'a seversen. Yani kendisinin peygamberliğinden dahi şüpheye düştüğü durumu var yani. Belettanina. Başka? Zariyat suresiyle başlayalım o zaman. Zariyat suresi çok enteresan başlıyor. Muğla kavramlarla başlıyor. Savurdukça savuran. Adam parantez içinde şey diyor. Takdirlay neydi? Rüzgarlar diyor. Ağır yüklenenler, bulutları kastediyor. Kolayca akıp gidenler, parantez içinde gemiyi yazmış. Yani bu sıfatlar insanda da tezahür eder yani. Burada muhatap insandır. İnsan olduğu için insanın doğasında zorunlu olarak bulacakları şeylerdir diyor. Savurdukça savuran. Neyi? Edindiklerine. Ağır yüklenenlere. Neyi? Bilgiyi. Veyahut da efendim erdemleri. Kolayca akıp gidenlere. Ne? Maneviyatta. Aklıyla, duygularıyla,
Yani bu bağlamda okuduğunuz zaman bambaşka bir şey çıkıyor zaten. Her neyse, ilkesine geleyim. Kur'an mucizesi kitabında bunun düşünce ilkesiyle okunması gerektiğini söylemişiz. Doğrudur. Rüzgarlar zaten esinlenmelerdir ve taşıyıcılardır. Onun da altını çizeyim. Yani rüzgar denilmesinin sebebi özellikle. Taşıyıcıdır. Bakın rüzgar taşıyıcıdır. Yani doğada rüzgar kuvveti dediğim şey taşıyıcı olan bir kuvvettir. Bunu bir parça şeyle bakın, bilgiyi dahi taşıyışı var. Sesi dahi taşıyışı var. İnsanın düşüncelerini dahi, bakın insan diyor kuantumdadır ama kuantumda da esen rüzgarlar var. Yani iç alemde nurun kendine ait rüzgarlar var. Her neyse velhasıl kerem, yani rüzgar deyince sadece madde boyutunda soğuk ve sıcak havanın yer değiştirmesi sonucunda hava akımlarının olmasını kastetmiyor. Aynı zamanda nurun efendim kendi içeriğinde baktığınız zaman zaten nurda bir rüzgar esintisi olmazsa, yani hava enerji akışlarında farklılıklar olmazsa ve ilişkiler olmazsa, yani kendi içinde rüzgar olmazsa dışarıda da olmaz. Ayrı mevzu. Şimdi demek istediğime getireyim. Düşünce ilkesiyle okunması gerekir ama düşünce yetimiz Rabb'e ulaştıracak en hızlı vasıtalarımızdandır diye not düşmüşüm. Düşünce burada insana tavsiye edilen bir şey. Ve insandan istenen nedenlerine bağlı olarak düşünmesi. Burada birincisi, bunu da hangi şeyi ayetten anlıyorsunuz? Diyorsunuz ne diyor? Hani bakın, ikili ayetleri bu surelerde bir parça daha iyi görüyorsunuz. Çünkü daha önce zevk ettiğimiz ayetler gene önümüze çıkıyor. Ne diyor? Biz insanı diyor, ben insanı ve cini diyor ki bana ibadet etsinler diye halkettim. Yani illa hususi olan bütün ayetlerin tamamının tekrarı var. Başka bir surede, başka bir ilkeyle, bambaşka bir içerikle önümüze çıkıyor. Nedenine bağlı olarak düşün. Nedenine bağlı olarak düşünmeyen insan, sebepler dairesinde yok olan insandır. Ve sebepler dairesinde yok olan insan, haktan ve hakikatten gafildir. Bu bağlamda diyor ki nedenlerine bağlı olarak düşün her şeyi. Ve tininde insan neden yaratıldım, niye varım sorusunu sormuyorsa, nedenine bağlı olarak bir düşünceye taşımıyorsa kendisini, hak ve hakikatte müşerref olmasına imkan. Eskiler buna dert edinme derlerdi. İnsanın nedenine ait derdi yoksa, niye varım ya şu koca kainatta, ben insan olarak niye varım? Hadi onu da boş ver. Şu 7 milyar insan içinde niye ben çıktım? Ama bakın, bu asilik noktasında bir sorgulama değil. Varlığının nedenini arama noktasında merakı bir sorgulama. Bu sorgulama yoksa, yani düşünceye taşıması yoksa bu sorgulaması, içten gelendir. Çünkü öz varlığından geliyor. Allah orada sorgulatıyor insana. Niye var oldu? Seni niye var etti? Zariyat suresine gidin ve diyor, nedenine bağlı olarak düşünün, seni kendim için yarattım. Kendin için yarattığın dediği anda şunu diyor. O zaman beni düşün. Çünkü onu düşündüğünüz anda kendi ne içinliklerinizi bulursunuz ve ne içinliklerinizi takdirle eylemlerde, karşılaştığınız durumlarda, tininizin gereği neyse artık bir şekilde açığa çıkartırsınız. Onun için Zariyat suresine gittiğiniz zaman takdirle nedenleri doğrusunda düşünen insana tanık olacaksınızdır. Devam edeyim. Bu sure 6. ayette geçen ceza değil, din kavramıdır. Bu çok önemlidir. Bakın burada surenin özeti şu. Ceza diyor. Cezayı elbet diyor bulacaklar diyor. 6. ve 12. ayetlerde geçiyor. Ceza mutlaka gerçekleşecektir. Geçen haftalar bir dersimizde bir sure işlerken cezayı, pardon, dini nasıl anlamlandırmıştık hatırlayın. Bakın, fıtri olarak dini nasıl anlamlandırmıştık? Fatiha suresinde din yaşam günü demektir demiştik. Çünkü din gününün maliki, yaşam gününün maliki, her an maliktir. Ama burada din vaat edilen söz noktasında, gerçekleşmesi gereken söz noktasında vurgu vardı. Size bir kitap iniyor, size söylevlerde bulunuyor, değil mi? Söylevim illa gerçekleşecek. Yani sözün gerçekleşmesi dindir. Sözü ya diyor hayatında sen gerçekleştireceksin ya da ben gerçekleştirmeye başladığım zaman tanık olacaksın diyor. O zaman gittin güme diyor, yani hiç şansın yok. Yani ya senin üzerinde gerçekleştireceğim ya da senin dışında gerçekleştirmiş olarak ona tanık kılacağım diyor. Yani sözüm illa gerçekleşecek. Basın. Din, ceza mutlaka gerçekleşecek. Yani söz mutlaka gerçekleşecektir. Din gününün sahibi, sözün gerçekleştiği günün sahibi. Ve Allah'ın sözü her an gerçekleşiyor zaten. Halife diye yaratacağım diyor, yaratmamış mı? Her an gerçekleşiyor. Hizmet etsinler diye yarattım diyor, her an gerçekleşiyor. Bilerek ve bilmeyerek her şey secdede. İlahi sıfatlar üzeri yaşıyor. Erek neyse ona doğru gidiyor. Yani insandan amaç neyse o doğrultuda yaşıyor. Yani Allah zaten muradında iş görüyor, ereğinde iş görüyor yani. Bu bağlamda baktığınız zaman Allah sözünde illa gerçekleştiriyor, istisnasız. Bütün yaşamımızda Cenab-ı Hakk'ın sözü neyse, ayetleri neyse zaten onun dışında yaşayamıyoruz.
Bu bağlamda diyor ki ne? Eğer zaten benim sözüm gerçekleşiyor. Mutlaka gerçekleşiyor. Ammenna. Ve sana ideal olarak sunduğum neyse onu yaşamıyorsan, ideali olmayanın sana ne kazandırdıklarını göreceğin gün illa gerçekleşecektir. Bu bağlamda ceza olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda bir özet geçmişim. Sure din olarak gerçekleşecek hak sözün, bakın din olarak gerçekleşecek hak sözün, yani olacağa göre insanın olanı, bir daha okuyorum, olacağa göre, çünkü gerçekleşecekse olacak bir şey, gelecek imlemesi var. Olacağa göre insanın olanı düşünmesine sebep bir suredir. Olacağa gider diyor, olanı düşün. Yani gene konularımız erekti, nedendi, bu konulara girmemek için özet geçiyorum, onu söyleyeyim. Çünkü hepsini bir daha okumak zorunda kalıyoruz. Yaşamda sonuç itibariyle gerçekleşecek sözün insanda düşüncede gerçekleşeceğinin, bir daha söyleyeyim, yaşamda sonuç itibariyle gerçekleşecek sözün insanda düşüncede gerçekleşeceğinin kabul görülmesi istenir. Bir daha söyleyeyim, evvela düşüncede kabul görmesi istenir. Yani söz yaşamda gerçekleşecek, sonuçta da gerçekleşecek ama diyor sözü evvela kabul et ve olanı ona göre değerlendir. Yani referans noktamızı da gösteriyor zaten. Yani ayetleri referans noktası olarak kabul et ve bütün olanı biteni ona göre anlamlandır. Nedenlerine bağlı olarak, ama tinsel nedenine bağlı olarak, nesnel nedenlerine bağlı olarak değil. Nesnel nedenler hayret ve hayranlığımızı atar ama tinsel neden bizi ahlaka taşıyacaktır, yaşam biçimi oluşturacaktır. Allah beni kendi için yaratmış. Bakın, ben insi ve cinsi kendi için yarattığını kendi üzerinizde şöyle oku. Rabbim beni kendi için yaratmış. O zaman onun için yaşamam lazım. Bakın, Kul suresine geri gidiyorsun. Abid suresine geri gidiyorsun. Sonuçta Veli suresine doğru gidersin. Gene oralara doğru gitmemek için gene kısa keseyim. Kabulü yani düşüncede gerçekleşeceğinin, evvela düşüncede gerçekleşmesi gerektiğini ve bu doğrultuda sözünün kabul edilmesi gerektiği istenir. İnsanın düşünmesi kendisinden istenendir. Nedenine bağlı yaşaması da. Bir daha söyleyeyim. Surede insandan istenen nedenlerine bağlı olarak düşünmesi ve nedenlerine bağlı olarak da yaşaması. İnsi ve cinsi kendim için yarattım diyor. Bana ibadet etsinler diye. Zariyat suresinin özeti budur. Gene de bazı notlar tutmuşum, onları bir okuyalım. Bu sureye 56-57. Ayet ışığında ve 16-17-18-19-20-21-22. Ayetlerle bakıldığında insanın, bir daha bakayım oralara beraber. Burası o değil. Bir saniye. Şu. Rablerinin kendilerine verdiklerini alırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel davranışta bunlar. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakti bak, nedenine bağlı yaşayan insanı betimliyor. Zariyat 16'dan başladım. Bakıyor musunuz? 56-57'ye sonra gideriz. Rablerinin kendilerine verdiğini alırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel davranışlarda bunlardı. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. Yorum derdi, sabahlara kadar düşündüğümüzü biliyoruz derdi. İbadetleri yani namazı, niyazı, zikirleri saymıyorum. Sabahlara kadar bir kelimeyi düşündüğümüzü biliyoruz derdi. Yani 17 ile 18. ayet biraz bizi zorlar. Çok iyi zorlar. Bakın bir daha okuyorum. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. Namaza kalkanımız kaç kişi ki, gerisini boş ver. Onların mallarında dilenip isteyen ve yoksul olanlar için bir hak vardı. Ya bu ayete bakın, çok muhteşem bir Hint sözü vardır. Mala tamah etme ama biriktir. Kendin için değil, ola ki ihtiyaçlı birisi için. Bak, mala tamah etme ama biriktir. Kendin için değil, ola ki ihtiyaçlı biri ol. Onların mallarında dilenip isteyen ve yoksul olan için bir hak vardı. Ya. Onlara bakın. Pehpeh Müslümanız. Hepimize geçmiş olsun. Baba derdi tombul tombul Müslümanlarız yorum. Yani yiyoruz içiyoruz kendimize biriktiriyoruz. Allah esirgesin. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Bakın biraz önce iki tane şey zikreden. Nedenine bağlı yaşanması ve ne? Bizde düşünme isteniyor. Ama nedenlerine bağlı olarak düşünme. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Nedenlerini anlamlandırdığı ayetler.
Şimdi ayetler vardır değil mi? Delil demek. Delil akli demektir. Akli olan şey. Akli olan şey düşünceye ait şeydir. Ve kendi nefislerinde de görmüyor musunuz? Yani düşünmüyor musunuz? Düşünmek, okumak demektir. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku demek. Düşün. Düşün. Anlamlandır. Oku. Nefislerinde de. Kan dolaşımınızı hiç düşünüyor musunuz ya? Aynı anda bütün kainatla beraber düşün. Hücrelerin çalışması, fabrika gibiler maşallah. Kalp, organlara geçtik ha. Beyin, biraz daha kabalaşıyoruz. Göz, biraz daha kabalaşıyoruz. Yani üst belleğe geldik, insan olduk. Ya. Ve nasıl bütün bir organizmanın içinde ruh olarak insan olmaya çalışıyoruz, farkında bile değiliz. Ve insanoğlu daha ayetlerini, kendi ayetlerini yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Görüntüleniyor. Anne karnındaki süreç. Ki hepsini yazmış. Zariye suresinde inanılmaz bir ayet daha var. Hangisiydi? Biz göğü büyük ve kuvvet kudretle bina ettik. Ve gerçekten biz onu genişletenleriz. Yani net söylüyor ya. Daha kaç sene oldu ki bunlarda? 100 sene olmadı ha. Kainatın genişletildiği 100 sene olmadı. Bunu biraz daha şeye söyleyeyim. Takdir maneviyata da yorulmuyor. Evet böyle bir şey var. Yani nedenlerine bağlı olarak bir anlatım. Yani fizik nedenlere bağlı olarak bir anlatım var. Ammenna. Ama bir anda da tefsirine de dokunayım. İnsan kendisi de bilinci bir göktür. Ne kadar nurla beslenirse edindiği nurla, hani günümüzde euro mevro diyorlar, hani böyle etrafındaki ışık hüzmesi falan gibi. Ne kadar çok yüksek derecede bir bilinç içeriyor ve etrafındaki nuru da kullanıyorsa alan olarak hakimiyet alanı oluşturuyor kendine. Yaşam alanı oluşturuyor kendine. Ama ruhani olarak ve genişlemeye başlıyor. İnsan göğünü de genişletiyor o noktada. Yani küçücük bir damlasınız şu kainatta ama aynı zamanda göğünüzden baktığınız zaman, yani bilincinizden, bilinç alanınızdan, enerji alanınızdan baktığınız zaman sizi genişletiyor da aynı zamanda. Derler yani eskiler onu şöyle derler. Cennete nurunuz ne kadar kuvvetli ve çoksa o kadar büyük cennetlere gireceksiniz. Nurlanmadan cennete girme yok. Böyle bir şey. Devam edeyim. 56. ve 57. ayetlere bir bakayım. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Ya muhteşem bir şey ya. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Bundan daha önceki ayetlerde Resulullah'a da bir tokat vardı, hatırlar mısınız? Biz senden rızık istemiyoruz. Seni doyuran da biziz. Samet noktasından bakın. Muhteşemdir ya. Kuşkusuz Allah rızık verendir. Metin, kuvvet sahibidir. Vesaire. Ayetlerle bakıldığında insanın nedenine bağlı olarak halk ediliş amacında sapmamasının ve arzularının, yani heva ve hevesleri doğrultusunda da zulümde, yani kendine zulümde, kendine zalim eylemlerde bulunuşunun suç olduğunu ve cezai müdeye tabi olunacağı anlamlı kılınır. Bu doğrultuda insandan istenen, bakın, nedenine bağlı yaşamamak ilahiyatta suç. Ne yaparsan yap. Eylemlerde bulunuşunun suç olduğunu ve cezai müdeye tabi olunacağı anlamlı kılınır. Bu doğrultuda insandan istenen ayetlere, yani işaret ve delillere bağlı olarak olmuşu, olanı ve olacağı düşünmüş olarak, olmuşu, olanı, olmuşu, yani olmuş bitmiş, olanı ve olacağı düşünmüş olarak nedenleri ve amacı fark etmesi ve bu doğrultuda yaşamasıdır. Düşüncede kısır ve sıkıntılı bir sürecin, bakın düşüncede insan, hani bazıları geliyor soruyor ya ne düşüneyim? Düşünecek o kadar şey ki, bak düşüncede kısır. Düşüncede başlangıçta kısırsınızdır. Dişilsinizdir ama kısırsınızdır, üretim yok. Ne zamankine ilahi söz sizde karşılık görür ve o söz sizde düşüncede gerçekliliği kabul etmesi, düşünce eyleminde, dolayımda, yani düşünce dolayımdan geçer, gerçekleştirilir sizde. Gerçekleştirir dediğim tahakkuk eder, isar eder, idrake taşınır ve o idrake taşınmasıyla beraber anlayış, tabii anlayış zemininde. Anlayış zemininde idrake taşınır, işte o zaman neyi bulursunuz? Bilgiyi bulursunuz. Bilmenin sevincini edinirsiniz. İshak gülen demek ve Sera'nın ilk eylemi gülmek oldu. Yani kendisine haber geldiği zaman gülümsedi. Bak düşüncede ürettiğiniz neyse bulduğunuz anda sizde yaşam sevinci olarak Allah azim şan bir sevinç bulmanın sevincini verir. O sevinç sizde doğduğu anda İshak sizden doğmuştur. Bak İshak olunmadı. İshak sizden doğdu. İshak ne zaman ki sebeplerine ve menfaatine ait doğada bir şeyleri buldu, o zaman hep güler idi.
İnsan ne zaman ki doğada sebeplere ait olarak, menfaatine, amaca ve niyetine bağlı olarak bir şeyler bulur, hep sevinir. İşte o İshak mertebesidir. Ne zaman ki ilkelere bağlı olarak, menfaatine değil, ilkelere bağlı olarak sebepler dışında ilkenin tezahürüne ait bir şeylere tanık oldu eylemlerde ve teslim oldu, kendine ait olarak içselleştirdi, o İsmail'dir. Yani İsmail eylemlerde hakkı müşahede eden, eylemlerinde hakkı gösteren. İshak sebepler dairesinden nesnel olarak akıl işleten ve o akıl üzerinde ne buluyorsa hayat sevinci olarak gülendir. Onun için İsmail'den kurbanlığı beklenmez. Sebepler dairesine bağlı. İlkelere bağlı olanlar kurban olabilirler. İmkanı yok başka türlü. Yani fıtratına aykırı, doğasına aykırı, zorunluluğuna aykırı. Vallahi. Düşünce kısır ve sıkıntılı bir sürecin sonucunda sonuç elde etme yetimizdir. Kısır kadının doğurgan olması İbrahim, Lut, Musa, Nuh düşüncenin hangi ilkelerle gerçekleştiğinde anlamdan yana sonuç elde edilebileceğinin beyanını içerler. Yani orada Nuh'u okuyorsanız duygular sonucunda nasıl sonuç elde eder? Duygular ilkelerle örgütlenmezse ilkelere bağlı olarak örgütlenmez. İlkeler bağlı olarak bir bilinç vermezlerse sizi bu sebepler dairesinde hüsrana, depresyonlara doğru götürür. Ama ilkelere bağlıysanız duygularımız onlara göre biçim kazanır. Sizde bir duruş olurlar. Yani sizin böyle savrulup serpilmenize izin verilmez o noktada. Ve herhalde Nuh suresindeydi. Hani çiviyi çakma noktası Nuh'tan mıydı, diğerlerinde miydi? Nuh Zariyat'ta var değil mi? Hani tahtaya çiviler. Tur suresinde. O zaman orada işleriz. Peki bu konuda da aslında önem arz ediyor. Hani çivileri tahtadan ve çivileri çaktığı, tahtalardan yaptığı gemide yüzdürttük diyor. Ya bilincinizde sağlamlaştırdığınız şeylerdir. Sebepler dairesinde duygularla savrulup giderken oldu. Bilincinizde sağlamlaştırdığınız şeylerdir. Bilincinizde ilkelerle eğer sağlamlaştırmalarda bulunuyorsanız, bilincinizi örgütlüyorsanız, bu şu demek, üst yapı kurumları edinmek demek. Üst yapı kurumları edindir, çiviler edindiniz. Sebepler dairesinde tahtalarınızı çaktınız yani. Yetilerinizi donatmaya başlıyorsunuz. Daha doğrusu örgütlüyorsunuz. İlkeye bağlı olarak duygulanımlarınız da ona göre gelişiyor. O zaman şu hayat deryasında savrulmazsınız. Ve gözümüzün önünde gidip gidiyordu diyor. Allah'ın huzurunda takdirler, nasıl diyeyim? Hani kolayca gider diyor yani. Nasıl o Zariyat başta ne söylüyordu? Zariyat başı birinci ayetlerde. Kolayca akıp gidenlere. Kolayca akıp gidersiniz. Başka ne var? Bir bakayım. Düşüncenin hangi ilkelerle gerçekleştiğinde anlamdan yana sonuç elde edeceğin beyanını içerler. Sonuç vermeyen düşünce hareketleri ise yok olur giderler. Sonuç vermeyen, alemde karşılığı olmayan, ilkede karşılığı olmayan, hakta karşılığı olmayan şeyler sonuç vermezler. Sonuçta yok olur giderler. Hak geldi, batı zayi oldu, batı zayi olmaya mahkumdur. Şu anda öküzün başlarında bir dünyayı kim duyuyor? Ya. Veyahut da şu anda dünya düzdür kim duyuyor? Veyahut da şu anda şu bilincimizden sonra ilkeler efendim soyut şeylerdir. Gerçeklikleri yoktur. Kiminin uydurmalardır. Kim anlar? Kim anlar demeyeyim de kimin umrundadır? Çünkü biliyoruz ki gerçekler. Biliyoruz ki akli aleme aittirler. Kavil alemine yani. Söz aleme. Biliyoruz ki potansiyelde fıtratımızda vardırlar. Biliyoruz ki kavramlarda takdirle karşılıkları vardırlar. Kavramlarda karşılığı olan üst yapı kurumları olarak edindiğimizde, içselleştiğimizde, hayatımızda, eylemlerde karşılıkları vardırlar. İstesedik istemesek de fıtri oldukları için eylemlerimizde evvela doğamız gereği karşılıkları vardırlar. Eylemlerde karşılıkları vardır. Gerçekleşirler. Peki ilkeler, yani iyilik nerede? Doğruluk nerede? Yaşadığında o anda. Bunları biliyoruz. Şimdi birisi çıksa böyle bir şey dese böyle bakarız. Kim söylüyor ki zaten? Haberi olmayan hala söylüyor. Yani batılda duran. Yani doğruyu edindiğiniz zaman artık batıl olan sizden giderilmiştir demek istedim. Artık o doğruyla yürüyorsunuzdur. Gerçek olanla yürüyorsunuzdur. Devam edeyim. Bu sure sebepler nedenlere bağlı. Bu sure de sebeplere nedenlere bağlı gerçekleşen neden ilkelere demek daha doğru olur. Neden ilkelere bağlı olarak gerçekleşen düşünceye tanız. 8. ayet sözün nelere sebep olduğu adına çok önemli.
Zariyat 8. Yönelen her kul için bir basiret ve bir öğüt almak üzere diye bir notu yok. Bu Kaf suresi yani. Zaten bu sureyle de şey, bu ayetle de alakalı. Muhakkak ki siz çeşitli görüşler içindesiniz. Gerçekten siz çelişkili bir söz içindesiniz. Batıl olan, bakın batıl olan zanna sebeptir. Batıl olan sonunda hayatta tutarlılığı olmadığı için, gerçekliliği olmadığı için. Tutarlılığı olmamak demek, gerçekliliği olmamak demek. Gerçekliliği olmadığı için size çelişkili bir hayat getirir. Ve batıl içinde yaşayan insanların gerekçelerini dinleyin. Tamamıyla çelişkilidir. Tamamıyla oturun. Batıl, yani hayatta tahakkuk etmeyen, ilkede karşılığı olmayan, yani mantıkta karşılığı olmayan. Konuşan insanların dinle şeylerini, yani ifadelerini, beyanlarını dinleyin. Katlayan bir yerde illa kendini açık verir, çelişkili ifadeler kullanmayacak. Çünkü söylediğini kendisi haber değil. Batıl olduğunun bilincinde değil. Anı anda anlarsınız ya. Bu bilince geldikten sonra, yani zariyata geldikten sonra çelişkili insanları rahatlıkla görürsün. Çelişkili ifadelerde görürsün. Kendilerini beyan eder. Hani daha önceki sureler neydi? Simalardan tanırsın diyordu. Konuşmalarından tanırsın diyordu. Niye? Çünkü çelişkili ifadeler verecektir. Bir gün maneviyatta birisi bana sordu. Dedi ki ne? Şeytanı nasıl tanırsın? Dedim ki er sözünden bellidir diye bir şey vardır. Güzel bir şey vardır. Deyim vardır tasavvufta. Er sözünden bellidir. Kelamından bellidir. Niye? Çünkü ilkelidir. Çünkü marifette konuşur. Niye? Çünkü başı, sonu, her şey hakka bağlanır, gerçeğe bağlanır ve tutarsız değildir. Şeytanın konuşması da şeydir, bellidir. Şeytanlık, yani şeytan da konuşmasından bellidir. Niye? Tutarsızdır. Bugün sana Allah kitap de, arkasından bir bakmışsın algı yönetimi yapıyor. Allah kitap derken başka yöre sevk ediyor. Dünya, para, pul. Arkadaş ya biraz da şey, elinizi cebinizi atın. Ya şu işimiz, bu işimiz, şöylemiz, böylemiz. Bir bakmışsınız gitmişsiniz. Kaptırdınız kendinizi. Bir bakmışsınız ki dünyanın içinde yaşıyoruz. Menfaatler devreye geldi. Bakın. Burada para pul dediğim menfaatler doğrultusunda istenen şeyler. Biraz önceki yani hak noktasında olması gerekeni yapmamız noktasında cömertlik o ayrı bir şey. O zaten sizden talep edilen bir şey değil. Sizin yapmanız gereken bir şeydir. Yani şeytan da sohbetinden bellidir, tutarsızdır, çelişkilidir, başı sonu belli değildir. Kendi menfaati en sonunda görünür. En sonunda görünür. İstisnas. Oturun ya, deneyin ya. Çocuğunuzla oturun konuşun 5 dakika. Görürsünüz şeytanını hemen ya. Vallahi hemen menfaatine döner iş. Ya bak bunu yapıyorum tamam söz. Ama bak bunu da yapacaksın ha. Tutarlılık yok, bekleyemiyorsun. Sözde tutarlı. Bak sözü aldı, tutarlı. Yaşama taşımada tutarlı değil. Ya açın televizyonu, 20 tane alim dinleyin. O 20 tane alimin sözlerinde Kur'an'a bağlı olarak ne kadar tutarsız sözleri göreceksiniz. Cübbeli'den tutun Yaşar Nuri'ye kadar. Fark etmez. Aynı anda görürsünüz bütün tutarsızlıkları. Çünkü menfaatine döküyor, enaniyete döküyor, benden başkası bilmeze döküyor. Hem üslubundan hem ifade biçiminden direkt görürsünüz. Onun için direkt geçiyorum. Direkt geçiyorum ya hiç. Vallahi. Dinleyemiyorum. Bak. Korkan düşünür. Korkan düşünür. Çare arar. Kısır olan ister çare arar diye bir not düşünüyorum. Hakikaten korkan, seven düşünür. Ama aynı zamanda çaresiz kalan da düşünür. Kısır demek üretimde olmamak, çaresiz kalmış demek. O da düşünür. Ve Allah azimşan en sonunda ona bir cevap verir. Yeter ki takdirle el uzat. Düşünün ya. Yeter ki tefekkür edin. Çaresiz kalınan yerde naçar açılır perde. İnsan çaresiz kaldığı yerde Cenab-ı Hakk'a sıkınsın, tefekkür etsin, olması gerekeni yapsın. En sonunda çare ulaşır. Surede cezalandırma bahsi özellikle konular, öncelikli konulardan, bu da akibete bağlı olarak insanın dikkatli olması gerektiğinin ifade edilmesidir. Doğa veya melekler ceza vermenin aracı olabilmektedirler. Rahman suresinde de gittiğiniz zaman doğa rahmet vermenin, nimet vermenin aracı. Değil mi? Yani doğa diye gördün. Yani bir şey, bir olgu veyahut da bir olay size bir rahmet olabilirken aynı şey başka birine, başka bir şekilde aynı şey ama başka birine cehennem olabilir. Bir dondurma yiyorsunuz size rahmet. Elinizden düştü bir karıncanın üstüne vurdu. Adama zahmet. Bilmiyorum. Aynı zamanda rahmet diye gördüğünüz şey bir bakmışsınız ki ne? Size aynı anda zahmet verecek, ceza olacak bir şeydir. Farz edin güneş hiç doğmadı.
Değil mi? Rahmet olan şey hiç olmadığı zaman zulüm olursun. Ama zulüm değil. Bak. Surede uyarı kavramı hakim, uyarı sonuçlar üzerinden kulun tehdit ile, hidayete, düşünce ile sevk edilmesi içindir. Bir şeyde uyarı varsa düşünceye sevk ediliyordur. Yani uyarıyorsun, bak böyle yapma, şöyle yapma, düşünceye sevk ediyorsun, düşünmesini istiyorsun. Öğüt vardır diyor bak. Öğüt almak demek, düşünmek, o şey üzerinde, bakın o şey üzerine düşünebilmek ve hayatına taşıyabilmek. İnsanın hidayetin düşünce zeminde gerçekleştiğini de unutmamak gerek diye bir not düşmüşüm. Hakikaten öyle. Hidayet düşünce zeminde gerçekleşir. Bununla beraber insanın cezanın gerçekleşeceği son gelmeden cezanın gerçekleşeceği son gelmeden önce düşünceyle kendi üzerine düşünmesi istenir. Kısır kadın buna örnektir. İnsandan ise ve bir de diyor nefsinizde örnekler gösterdik diyor. O ayetle beraber. İnsanın kendi üzerine düşünmesi istenir. İnsandan istinden düşünceyle kendi üzerine düşünmesi ve nedenine bağlı olarak amacına yönelmesidir. 56. ayet bunu anlamlı kılar diye not düşmüşüm. Başka da bir şey yok. Takdirle. Arkasından tura geçiyoruz. 54 dakika sadece zayiat için mi yoksa ikisi beraber zaten? Ha iyi. Yırtıyoruz ben. Fazlalaşma. Şu sıcak su mu? Ha tamam. Şekerli bir şey aldım ya. Ne olur beraber bir şeyler de yerim aradan şey olsun. Gülşen abla geldi mi? Geldi. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Göz önünde görmeyiz. Tur suresi yine Kur'an mucizesinde sorgulama ilkesiyle okunması lazım gelir diye not düşmüşüm. Evet, sorgulama ilkesiyle okunur. Ama sorgulama demek zaten düşünmek demektir. Düşünme. Çünkü bir insan düşünürken sorguluyordur. Cevap arıyordur. Düşünce yürüyüşü, bakın içsel. Düşünce yürüyüşü tamamıyla bir cevap arayış yürüyüşüdür. Burada hayal cihetini kastetmiyorum. Yani tamamıyla mantığa dayalı veyahut da sadece akli olarak mantıksal dahi olmasa dahi bir insanın cevap arayışı zaten mantık zeminine geçişi demektir. Yani düşüncenin o mantık yetisine doğru gidişi. Çünkü mantık bir yetidir. İlkeli düşünmek bir yetidir. Sonradan edinilen, geliştirilen bir yetidir ama. İnsan zaten hayatta karşılaştıkları şeylerle beraber mantığa doğru zorlanıyordur. Gerekçeleriyle düşünmeye doğru, nedenlerine bağlı olarak, ereğine bağlı olarak düşünmeye zorlanıyor. Bir şey nedenine, ereğine, efendime söyleyeyim, sebeplerine, gelişirken koşulları, yani sürecinde gerçekleşme koşulları bunlara bağlı olarak düşünülür ve gerekçeleri ilkesel ve hangi noktada hem fizyolojik hem tinsel ilkesel olarak gerekçeleri bu doğrultuda düşünüyorsa tutarlı bir şekilde düşünüyor demektir. Yani yürüyüşü sağlamdır demektir. Bunun üzerine fazla gitmeyeceğim. Sadece söylemem gereken şeye geçeyim buradan. Şuraları da okuyayım ondan sonra hemen demek istediğime geleyim. 21. ayette yapılanlara karşı rehindirler tabiri yok o değil. Bu surenin kendisine sorgulmaya sebep sorular insan için sorunsal olanın gerçeklere bağlı olarak aydınlatılması gereğiyle söylenir ve gereği öngörülür. Bununla beraber gerçek olana göre üst bilincin yapısallık kazanması insandan istenendir. Bakın Tur suresi tamamıyla yani teviline bağlı tefsir de isteyen bir süre. Tur'a, Beytül Mamur'a yemin eder ki dediği bir nokta var. Tur yükseltilen dağdır. Tur dağı dediğimiz dağ yükseltilen mevcudat dağıdır diye yorumlamıştık. Mevcudat dağının sonucunda kavuşulan yer düşünce vadisidir. Düşünce alanıdır. Hani Musa ile Allah'ın oturup da konuştuğu yer düşünce alanıdır. Başka bir şey değil. Siz düşüncenizde Cenab-ı Hak bakın bütün varlık bedeninizde Hakk'a doğru yürürken, sebepler dairesinde Hakk'a doğru yürürken, nedenlerinizi sorgularken, sorgulamanın kendisinde Cenab-ı Hak ile kelam başlar sizde.
Kulun düşündüğünde manasını veren benimdir. Sebepler dairesine bağlı olarak ilişkilendirdiğiniz her şey bir cevap arayışıdır. Ve cevap, bir daha söylüyorum, cevap sezgilerinize bağlı olarak algılanma, sezgi algılarınıza bağlı içeriden, feyz-i akdesten, Allah'tan gelir. Kulun düşündüğünde manasını veren benim. Ve bu bağlamda cevabı siz aldığınız zaman takdirde aleme artık o sebepler ve nedenlere bağlı olarak düşüncenizde hani neleri düşünüyorsanız, cevap hangi noktada arıyorsanız takdirde ona cevap bulmuş olarak bakmaya başlarsınız. Ve imar edilen beyte her cevap arayışınızda bulduğunuz cevapla beraber bilincinizle imar edilirsiniz. Üst yapı kurumları edinirsiniz, değerler edinirsiniz, dokunulmazlar edinirsiniz, tabular edinmiş olursunuz bu noktada. Ve bu doğrultuda da takdirde imar edilmiş beyt olursunuz. Göklerde Beytül Mamur denilen insanın imar edilişidir. Bunu bir parça Rahman suresine gittiğiniz zaman daha net anlarsınız. Rahman Kur'an'ı belletti, insanı halketti, beyanı belletti diyor. Bak, Kur'an'ı belletti diyor, insanı halketti diyor. İnsanın halkedilişi Kur'an'dan, yani Kur'an demek okumak demek. Kur'an okumak, okunan. Rahman okumayı öğretti, belletti demek daha doğru. Çünkü öğretmek tam karşılamıyor. Çünkü bellemek aynı zamanda melekilere, melekelerimizin de devrede olduğu bir noktayı işaret ediyor. Öğrenmek somut. Yani bir şeyi sadece bilmekle alakadar bir şey. Ama bellemek melekelerin de orada devrede. Yani oraya gidince inşallah orayı anlamlandıramam. Şimdi burada olmasın. Takdirler. Ha, onunla alakadar baktığınız zaman Beytül Mamur'u zorunlu olarak buluyorsunuz. Bir insan sözü aldı. Bakın zariyatta ne dedi? Sözü gerçekleştirin dedi. Yani dini edinin dedi. Sözü aldın. Söz ile beraber sen imar edilen bir beyt oluyorsun. Çünkü din sende gerçekleşiyor. Ve yükseltilen tura. Burada yükseltilen değil mi? Çünkü tur yükseltilendir. Hani diyor ya turu diyor başlarına kaldırdık. Yükseltilen dağdır. Ve insan düşünce bakın mevcudatında melekeler üzerinden sebepler dairesinde akledilirken akka Allah azimşana yükselir. Bu Musa'nın yürüyüşüdür. İsa kolunun en kamil yürüyüşüdür. Bir daha söylüyorum. İsa kolundan Musa'ya gelene kadar sebepler dairesinden hak ile yürüyüş vardır. Hakka doğru yürüyüş vardır. Bakın İsa ne yapıyor? Sebepler dairesinde hakkı buluyor. Yakup ne yapıyor? Sebepler dairesinde karanlıklarda sebepleri ilişkilerden sonuçları üzerinden aydınlanarak yürüyor. Yani ereğe doğru hep bir yürüyüş var. Gece yürüyen. Musa ne yapıyor? Menfaat arayacak. Yani menfaat demeyeyim. Menfaat şeydeydi. Neydi? İshak'taydı. Musa'da çaresizlik var. Fayda arayışı. Fayda dediğim yani zorunlu, çare arayışı. Ola ki size bir ateş getirdim. Aciz düştüğü yerde. Düşünüyor. Mevcudat dağarında insan aciz düştüğü zaman yürür. Ve o düşünce vadisine geldiği zaman diyor ki nalınlarını çıkar. Yani beklentilerini, hayata dair, sebeplere dair beklentilerini ve geçmişe dair edindiklerini bırak. Dığın zaman kamil düşünce başlar. Hak seninle konuşmaya başlar. Sen sebeplerinle bakarken, sen geçmiş nedenlerinle bakarken Hakk'ın kelamını duymana imkan yok. Hakk'ın kelamında Hakk'ı görmene de imkan yok. Niye? Görün bana dersin. Onun için diyor nalınlarını çıkar. Onun için tura dediği zaman sizin anlamanız gereken mevcudat ve sebeplere bağlı olarak aziyete düştünüz. Efendime sizin ihtiyaçlarınızı gideren düşüncelerin sonuçta size Hakk'a doğru ulaştıracağıdır. Nedensellik sorgusu, yani zahriyatta başlayan nedensellik sorusu, şartlar sizi zorladığı zaman, bir daha söylüyorum, kendi nedeninizi sorguluyorsunuz ama bir taraftan da şartlar, hayati yaşam koşulları sizi zorluyor. O koşullandıra bir taraftan nedeninizi arıyorsunuz, bir taraftan nedenlerinizi ararken de zor şartlar doğrultusunda karşı karşıya kalıyorsunuz ve düşüncenizde zorunlu olarak Allah'a doğru taşınırsınız. Bu herkes de öyledir. Bir zorunlu yürüyüştür ya. Her varlık, bir daha söylüyorum, nedenlerini, kendi varoluşunun nedenlerini sorgularken, zor şartlarda da kalırken, o nedenlerini sorguluştuğunda tutarlıysa, sonuçta Allah azimşanla konuşmaya doğru gider. Kelam etmeye doğru gider. Ve Tur suresi size bunu anlamlandırıyor. Bir daha sonuna doğru gittiğiniz zaman sorular var, bakın. O sorular sorgulama sorularıdır. Ve o soruları birinin size karşınızdan soruyormuş gibi algılamayın. Bakın sonlarına doğru gidin. Sonuna doğru gidelim. Şöyle bakın nasıl soruyor. İşte böyle onlardan öncekilerine herhangi bir peygamber gelmeyi versin de onlar bir sihirbazdır veya da deli demiş olmasınlar. Onlar bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. Tur'u mu okuyoruz? Yok, tur değil ya. Başka bir yer. Burası değil. Bakayım. Zariyat 13.
Zariyat'ın sonunu okuyorsunuz. Evet evet, şimdi turu buldum. Eğer gökten daha öncekilerde var da, yoksa Rabbin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şey hükmedenler onlar mıdır? Yoksa onların bir merdivenleri var da onunla mı dinliyorlar? Öyleyse dinleyenlere apaçık bir delil getirsin. Bakın, apaçık bir delil getirsin. Ya akıl istiyor, mantık istiyor, tutarlılık istiyor. Delil istiyor. Yoksa kızlar onundur, oğullar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altında ezildiler. Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek onlardır, kafir olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların ortak koşmakta olduklarından münezzehtir. Şimdi bakın, burada bir soru soruyor. Soru sorduktan sonra cevap niteliğinde olan bir şeyler söylüyor. Karşınızda birisi size bunu hitap etmiyor. Farz edin yüreğinizde bu sorular geliyor. Yani içinizden birisi, bakın, fıtri olarak feyze akdesten bunu buluyorsun. Bir olayla karşı karşıyasınız, ilkel olarak bakıyorsunuz. Bakın, ilkelerin sizde gerçekleştiği, imar edildiği bir beytsiniz. O beytte olduğunuz zaman sizde karşılaştığınız olaylara, oradaki sorunsal olan durumları kendi varlığınızla karşılaştırarak, yani gerekçeler, ilkeler, nedenlerine, ereklerine bağlı olarak, efendime söyleyeyim, sorgulayışınız olur. Ve o sorgulayışınız dile getiriliyor. Farz edin tur oldunuz. Turdaydık değil mi? Tur oldunuz. İmar edilmiş bir beyt olarak tur oldunuz. Tur süresi sizde tezahür ediyor. Karşılaştığınız olaylar isterseniz de ilkeye bağlı olarak, deneyimlediğiniz tecrübelerinize de bağlı olarak sorgularsınız ve onlara cevap verirsiniz. Ve tur süresi bunu anlamlandırıyor. İmar edilmiş beş insandır ama ne? Sorgulamalarında cevabını bulmuş, üst yapı kurumlar edinmiş, değerler edinmiş, gerekçeler edinmiş, o gerekçeleriyle yaşayan, delilleriyle yaşayan, şüphesi olmayan insan yaşamında. Karşılaştığı olayları da buna göre değerlendiren insandır. Soruyu siz soruyorsunuz, bakın. Bir ilçeyle karşı karşıyasınız ve o karşı karşıya olduğunuzda şöyle sor. Eğer doğru sözlü iseler onun benzeri bir söz getirsinler. Bak, gerekçe sunuyorsunuz. Veyahut da diyor ki, yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Ya soruyorsunuz, ya siz hiçbir şey olmaksızın nasıl yaratıldınız? Bu şekilde okursanız Tur suresi anlamlıdır. Sizin kendi sorgulayışlarınızdır. Bu da hayatınızda karşılıkları vardır. Bir ateistle karşı karşıya kalırız. Ya bunlar bir nedene bağlı olarak yaratılıyordur. Ve bu nedene bağlı olarak yaratılırken sen her şeyin tesadüfen olduğunu mu söylüyorsun bize? Yani her şeyin zeminde bir şeyin, yani bir şeyin zemini üzerinde inşa edilmesi gerekir. Siz bu aklı biliyorsanız ve tinsel olarak da hakkın varlığını belki ona o sırada anlatamayabilirsiniz. Ama zemin noktasından yaklaşabilirsiniz. Ya kardeşim, her şeyin bir zemini var. Zemin üzerinden inşa ediliyor. Sen bunların tesadüfen zeminsiz mi inşa edildiğini söylüyorsun? Tur suresi sizin içinizde karşılaştığınız olaylara karşı sorgulamalarınız ve o sorgulamalarında kendinizde olan cevapları aynı zamanda ifade etmenizdir. Çünkü imar edilmiş bir beysinizdir siz. Bilinç, yani bilinci yapısallık kazanmış, yapısal kazanmış bilinci karşılaştığı olaylara karşı oldu cevabıdır. Bakın burada, yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir şeyler dönüyor. Onlara cevap vermiyor mu? Aynı şey. Sizin önünüzde, huzurunuzda bir şeyler oldu ve siz onlara cevaplar veriyorsunuz. Ama sorgulayıcı olarak cevaplar veriyorsunuz. Tur budur. Diğeri, bir bakayım notlarda ne var? Zariyat suresinde kısır aklın düşünceyle anlam doğurması işaret edilirken, Tur suresinde de yaşadıkları, yaşananlar ve yaşanacaklar üzerinden sorgulayarak cevap arayan akıl insandan istenendir. 29. ayetten 47. ayete kadar bu net görülmektedir, sorgulama ayetleri. Surede muhatap alınan Muhammed Efendimiz üzerinden okunursa bu daha net anlamlanır. Farz edin ki bu ayet. Farz edin ki bu ayet soruları size sorulmakta ama dolaylı olarak hitapta değil de fıtri olarak sorgulama yetiniz üzere gerçekleşmekte. Böyle olduğunda anladığımızda Tur veyahut da insan-ı kamil perdesinden uyanır, kendi mevcudat dağımızda kutsal düşünce vadimizde Musa'nın Allah ile konuşması gibi onunla konuşmaya başlarız. Eğer siz sorgulamaya başlıyorsanız artık ifade sizin dilinizden sorgulayan Allah'tır ve cevap vererek. Çünkü her sorgulama bir cevap ister. Onun için dikkatli bakın, muhteşem bir şeyi de vardır. Yani zaruriyeti var. Sorgulama cevap ister.
Onun için cevabıyla beraber her sorgulamada bulunuyor. Yani sorgulamayı getiriyor ama cevabıyla beraber getiren bir sorgulama. Düşüncede doğru sorular ve doğru adımlar, yani ilkeye ve yasalara bağlı ilişkilendirmeler doğru cevabı, yani Rabbin mana, yani anlam seslenişinde bulunur. Rabbimizi mana, yani anlam seslenişinde bulunuruz. Bundan dolayı düşünce vadisinde korkmadan sağlam bir irade ile kararlılıkta bulunarak Rab ile anlam akışında üç dünyamızda yürüyüşte bulunuruz. 48. ayet hikmet-i ilahiyeye tanıklıkta bulunanın olduğu gibi olan biteni kabul ederek tutarlı olması istenir diye bir not düşmüşüm. 48. ayete bakar. Rabbinin hükmüne sabret. Kuşkusuz sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Yani sen tutarlı ol diyor. Tutarlı ol. Düşüncede tutarlılık ister bakın. Düşünce vadisinde tutarlı olmadığını sürece hiçbir şey bulamaz. Çünkü düşünürken ilkelerle düşünmek zor bir şey. Aynı anda hayal cihetiniz girer. Aynı anda menfaatleriniz girer. Aynı anda ya hani dersini vermiştik. Bir saat nitelikli bir şekilde düşünmeye çalış. Zor, yapabilene aşk olsun. Ya hayal edersiniz ya dertleriniz araya girer. Ya ana baba girer. Vallahi ya sevdiğiniz girer ya korkularınız girer. Nitelikli düşünmenize imkan yok. Musa Nebi'nin nalınlarını çıkar ayeti. Hani bir de sabret, buradaki sabret ayeti çok önemli. Düşünceye girdiğiniz zaman sabırlı olmaz, tutarlı olmanız lazım. Kararlı olmanız lazım. Yani bir şeyi düşünüyorsanız onun üzerinden her veçeden, daha önce edindiğiniz bilgileri her veçeden düşünmeniz lazım. Ve beklentileriniz olmadan. Çünkü düşüncede hiçbir şey bekleyemezsiniz. Düşünüyorsunuzdur o sırada. Ve geçmişinize bağlı olmadan, kültürmüş, soymuş, sopmuş olmadan, nedenlerinizmiş olmadan sadece o konuyu anlamlandırmaya odaklanmanız lazım. O sırada verimli olursunuz. Sebeplere bağlı olan, nedenleri kendinde olan, kendinde derken kendi için olan, menfaatleri doğrusu olanın düşüncede bir şey ikram edilmesine imkan yok. Bakın çaresiz kalmış, kısır bir kadın. Çaresiz kalmış. Zorunlu olarak düşünecek. Odaklanır o konuya. Sabah kalkar, yatar, sadece o konuyu düşünür. Niye çaresiz kalmış? Düşüncede cevabını arayıp da çaresiz kaldığınız problemleriniz, sorunsal olan şeyler varsa kendi düşünce okulunuzda bildiğiniz şeylerle örtüştürdüğünüz zaman, çare aradığınız zaman en sonunda size cevap gelecektir. Kuşkusuzdur. Ben size cevabı vereceğim. Tur suresi imar edilen beyittir. Takdir-i ilahi. İmar edilen beyit insandır. İnsan eğer kendisi değerlerle inşa edildiyse, ilkelerle inşa edilmiş bir bilinç yapısallığı varsa orası artık beyt-ül memurdur. Allah ile düşünmeye müsaittir. Allah ile konuşmaya müsaittir artık o. Beklentileri olmadan Tur Dağı ile beraber Hakk'a yükselir yani. Düşünce vadisinde Hakk'ı bulur. Ama sebepler ve menfaatler girdi mi? Ya Rabbi düşüncesinde manayı biliyor bana görün. Ya zaten sana kürsi-i aladan veyahut da kalbine ilka ederken Cenab-ı Hak mana veriyor orada. Yani her düşündüğünüzde cevap buluşunuz kendinizde. Feyz-i akdesten feyizlenmenizdir. Düşündüğünde manasını veren benimdir. Hadis-i kutsinde karşılık gelir. Tur suresi de böyle bir şey. 8'de şimdi okudunuz ya. Hı-hı. Oradaki kalktığınız zaman da Rabbini hamd edip. Tabii. Burada tefsir olarak. Ne şimdi bu kalktığınız zaman eğer şu şekilde algılarsanız düşüncede bulduğunuz şeyle bakın. Hı-hı. Düşüncede bulduğunuz şeyle zaten ayağa kalkarsınız. Hı-hı. O zaman Rabbini hamd ile tesbih de çünkü sana veren odur. Bunu Rahman suresinde gemilerden örnek alın. Gemi adamın aklına gelmiş yapmak. Arşimet tutmuş kaldırma kuvvetini bulmuş. Bir tanesi bağlantıları kurmuş. Hazreti Nuh'a da bir melek gelmiş öğretmiş. Kim olduğu önemli değil. Bir ürün veriliyor. Değil mi? Ya diyor ürün sizden değil bendendir yine diyor. O gidip yüzenler. Rabbinin malıdır diye ayet-i kerime var Rahman'da. Bak. Yani ürettiklerimiz dahi Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanıyla olan bir şey. Ama bak biz düşündük biz bulduk. Ya. Orada ikram eden, düşüncede ikram eden, düşüncede ikram ederek onu üretmene sebep veren, sana melekelerin üzerinde tecelli ederek onu ürettiren, biçim verdirten, musavvir, bedi, bari, Allah'tır. Yani tevhid dili öyle bir dil ki bütün sebeplere aşkın bir dildir. Sebepleri görmeyeceksin. Zaten biraz sonra Necm suresinde tamamıyla tevhide taşıyacak bize. Oldu. Kalktığınızda diyor. Uykudan kalktığınızda. Çünkü düşünen insan Allah ile uyandığına yani imar edilmemişse beyt bak halen sebeplere dahil. Kendi menfaatlerine dahilse daha imar tam değil.
Oldu. Yani nalınlarını daha çıkartmamış. O zaman daha tam imar edilmemiş. Akış yok onda daha. Oldu. Nalınlarını çıkartmış. Üst yapı kurumları edinmiş. Sebeplerden, beklentilerinden uzaklaşmış. Sadece ilkeye odaklı. Korkmadan ama ha. Hani bu yola girersen deli olursun. Lan yolda deli olacağımız varsa Allah yolunda deli oluruz bari. Vallahi ya. Takdirler. Sonunda başsa baş gitsin. Ne diyecektim? Takdirler ya. İlkeye bağlı olarak tutarlı düşünüyorsan artık imar ediliyorsun zaten. Değerler edinmişsen imar edilmişsin. Oldu. Bunlardan da soyulunca da zaten imar edilmiş beys. O hanede, o düşünce ve alanında Allah azimsem tezahür eder. Ve kuluna Allah tecelli eder. Hiç böyle herkes için de anlattığım bir şey değil. Bunu anlamlandıracak güzel bir örnektir. Bazen çok kısa bir örnek hayatım boyunca özellerimi hayatta da anlatmam. Anlattığım özellerim de takdirle emin olun incir çeyreğini doldurmaz yani. Diğer özelleri anlatmıyorum çünkü. Yani abes, işgal eder. Babanın yanına gidip geliyorum. Bakın düşüncenin ne olduğunu anlamanız için söylüyorum. Yoksa bir şeyi yaptık da Cenab-ı Hak'tan böyle bir şey geldi de böbürleniyoruz. İftihat edilmemiz yani hamdolsun kendi kendimize hamd etmek gibi bir şey değil bu. Katniyen bu tarafıyla anlamak. Sadece düşüncenin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Altını çize çize. Her neyse velhasıl kelam babanın yanına gidip geliyorum. O sırada düşünceden başka bir şeyim yok. Sabah oturuyorum, akşam oturuyorum, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Sabah akşam Allah'ı düşünüyoruz. Başka, yani zikri ilahidesin. Başka bir şey yok. Bir gün Elif, La, Min, Huruful Mukatta'yı tefekkür ediyorum. Geceye yatmadan önce illa her akşam illa ya 1-2 saat illa tefekkür ederim. Veyahut da saatlerce tefekkür ederim. İstisnasız her gece ya. Yani Allah Azimşan'ın bir ay verdiği bir alak. Hamdü senalar olsun. O günde tutuyorum Elif, La, Min'i tefekkür ediyorum. Tabi Elif, La, Min, saat bu şekilde gidiyorum. Ta bu şekilde düşünüyorum. İçeriklerini Kur'an'dan edindiğim, Resulullah'tan duyduğumuz, efendime söyleyeyim, rüyalarımızda gördüklerimiz, keşif olarak tanık olduklarımızda dolduruyorum. Elif buysa, lam budur. O zaman bu buna elif, lam bundan sonra niye gelmiştir? Ha bunun için zorunlu olarak söylenmiştir. Efendime söyleyeyim, o zaman mim de zorunlu olarak böyle gelmiştir, içeriği budur filan düşünüyorum. Düşünürken çok farklı bir anlamla doldurmuşum. Akşamleyin bana şu ses gelmişti. Yattım, o sırada uyumuşum ama. Ama bak o sırada uyumuşum. Ses şu. Ya kulum bana bu şekilde yani elif la mimle gelen olmadı daha. Yani bu şekilde yani bu özgün düşünceyle içerikle daha doldurulmamıştı buna. Yani elif birçok şey anlamda yüklenmiş olabilir. Lan birçok anlamda yüklenmiş olabilir. Daha önce düşünülebilmiş olabilir. O sırada benim düşündüğüm gibi daha önce hiç düşünülmemiş. Ammenna bak altını çize bak bu önemli olan bu taraf değil. Benim orada yakaladığım bana iltifat edilen değildi. Hamdü senalar olsun o büyük bir iltifat. Benim önemli olan şuydu. Ya düşüncede Allah'a giden bir yol var. Allah'a taşıyor seni direkt. Ve ondan beridir, pardon o günden beridir halen tefekkürü bırakmamışım. Halen. Bir saatlik tefekkür 1000 senelik ibadetten eftaldir sözünü ondan sonra tak diye yüreğimde vurdum. Tak diye. Ve halen tefekkür. Akıl yetiniz en yüksek yetinizdir. Vicdan yetiniz en yüksek yetiniz. Buldunuz buldunuz bulamadınız gittiniz. Birisi sizi ahlaka taşır, diğeri düşünce ağlarında Cenab-ı Hakk'ı anlamaya ve ona tanık olmaya taşır. Hem tanıklık istiyor hem de halifelik istiyor değil mi? Vicdanınız üzerinden halifeliğe doğru taşınırsınız. Ahlaki zeminde ama düşünce zeminde de Cenab-ı Hakk'a bilinmeyi istedim noktasında tanıklığa taşınırsınız. Ben gizli bir hazineydim bilinmeyi istedim. Akıl yetiniz olmadan tanık olamazsınız imkan yok. Dil olmadan tanık olmanız imkan yok. 24. ayet ile 26. ayet burada yaşananlardan sonuçlarını akibet ve ahirette görüleceğinin iyi bir örneği olması adına ve nedenlerine bağlı olarak sorgulayan akıl sahiplerini görmek adına önemli. 24. Sadece örnek adına okuyayım. Onların etrafında dönüp dolaşan bu tur mu? Yok bu hangisiymiş? Evet tur. Ha, onların etrafında dönüp dolaşan gençler vardır. Sanki onlar sedeften saklı inci gibidirler. Saklı inciyi özellikle kullanmış altını çizeyim. Çünkü inci kendinde kapalı, daha aşikar olmayan manadır. İnci mana demek. Ama kendinde daha gizli. Mercan demek kendinde olanı açığa çıkartmış mana. İnci mercan onun için yan yana kullanır. Tabi bunları kişileştiren ehlibet üzerine okuyanlar da vardır hadis-i şerifler gereği. Doğrudur. Tefsir manasında doğru olabilir ama tevil manasında doğruluk işaret etmez. Bir de kişilere indirmek Kur'an'ın ruhundan bizi uzaklaştırır. Oldu. Orası tehlikeli bir alan. Tamam. Tefsir manasında doğru olabilir. Kıymet-i harbiyesi çok yüksektir.
Hani tutuyor inci mercan, birisi Hazreti Hüseyin Efendimiz'dir selam olsun. Birisi Hasan Hüseyin Efendimiz'dir noktası. Hani mercan Hazreti Hasan şey Hüseyin şey neydi? İnci Hazreti Hüseyin'e işareti. Hasan'a pardon. Hasan'a işaret eder noktasında. Bu bağlamda doğru ammenna. Yani kişi bağlam ama kişileştirdiğiniz anda ayet orada kalır. Size hitabı biter. Günde ruhunu edinemezsiniz. Yani tehlikeli bir alandır aynı zamanda. O alanın kesilmesi gerek. Böyle bir alan var. Ama o alanın kesilmesi lazım. Kur'an'ın evrenselinin ruhunu evrensel olarak her insana hitabı sebebiyle. İnci ilahi alemde, altını çize çize söylüyorum. İlahi alemde kendinde gizli olan mana demektir. Oldu. Mercan ise kendinde gizli olan mananın açığa çıkışıdır. Yani tefsir manasında söylemem. Hani inci mercanı görürseniz tefsirin ilkesi itibariyle, pardon tevil ilkesiyle tefsirine de odaklanın bu bağlamda. Bu ayeti de diyor, pardon 24. ayet ile 26. ayeti söylemişim. Onların etrafında dönüp dolaşan gençler vardır. Sanki onlar sedeften saklı incidirler. De ki, dediler ki hakikaten biz daha önce ailelerimiz içinde korkup ürperenlerdik. Ya muhteşem şey. Dediler ki hakikaten biz daha önce ailelerimiz içinde korkup ürperenlerdik. Allah bize lütfetti ve bizi Semun azabından korudu. Bakın Semun azabı dışarıdan gelen değil, içeriden yakan azaptır. Sakak dışarıdan yakan azaptır. O sonda geliyor. Başka bir surede. Hangisindeydi hatırlıyorum. Kamer'de olsa gerekti. Evet, Kamer'de sakar geçer. Semun psikolojik bütün problemleriniz içinden yakan değil midir? Dışarınızdan gelen belalar dışınızdan yakan, yani canınıza, teninize dışarıdan gelen sıkıntıların tamamı aynı zamanda psikolojik olarak hem dışarıya da en sonunda dışarıya vurduğunuz zaman zaten içeriden aldığınız sıkıntılar dışarıya vurursa kanser, manser vesaire, stres gibi psikolojik şey vücutta yansımaları görünür. Hani bu bir hastalık vardı sinir sisteminde olan Zenon muydu, Menon muydu? Stresten, zona. Stresten sonra görülen hastalık. Saç kıran. Değil mi? Eğer içeride olan hastalık ateş bütün varlığınızı istila ederse, sıkıntı, ateşiniz, cehenneminiz istila ederse dışarıda da karşılanıyorsunuz. Sakara döner. Dışarıdan size eziyet olarak gelenler de içeride problemlere sebep verir. Sabahtan akşama kadar dayak yiyen bir çocuk sonunda ne olur? İçeride sıkıntılı bir çocuk olur. Başka bir şey olmaz. Yani böyle hani hüvel batın hüvel zahirle okuyun. Burada ne demişiz sen? Akıbet ve ahirette görüleceğinin iyi bir örneği olması adına nedenlerine bağlı olarak sorgulayan akıl sahiplerini görmek adına da önemlidir. Hakikaten biz daha önce ailemiz içinde korkup ürperenlerdik. Bak sorguluyorlar. Yani ayette bir sorgulama var. Geçmişlerini sorguluyor ve günde olanı değerlendiriyorlar. Bak. Ve Necm suresi. Pardon, özür diliyorum. Soru var mı? Yok mu? Tamam. 21'e bir bakabilir miyim? Tamam, 21'e bakalım. Ama her soru için bir soru. Evet, ama soru çıkmamış. Ne yapayım? 21. İman edenler ve zürriyetler soyları da imanla kendilerine tabin olan kimseler, işte onların zürriyetlerini de onlara kattık. Onların amelinden bir şey de eksiltmedik. Her kişi kazandığına karşılık bir rehindir. Buradaki soru ne? Rehin. Rehin. Onun notu vardı bende. Yani niye okumamışım ki? 21. ayetteki yapılanlara karşı rehindirler tabiri geçen rehin kavramıyla amellerimizin hak ve adalet ilkelerine ayrıca neden ve amaca bağlı olarak eylem sahibini bağlayıcı olduğunu anlamak gerekir diye not düşmüş. Bir daha okuyorum. 21. ayette yapılanlara karşı rehindirler tabirinden geçen, daha doğru tabirinden rehin kavramıyla amellerimizin hak ve adalet ilkesine evrensel olarak ilkesine. Bakın hak ve adalet. Yani gerçek ve adaletin tahakkuku. Yaptığınız her şeyin karşılıkları var. Ve her şey zaten adaleti daha önce içeriğini fazlasıyla doldurduğum için fazla girmiyorum. İlkelerine ayrıca neden ve amaca bağlı olarak. Yani Allah Azim Şan bizi bir neden üzere yaratmış ve o neden amacımız olarak önümüzde duruyor ve o doğrultuda yaşamamız isteniyor. Eğer yaşamazsan diyor yaptığın her şey vereceğin, yani sonunda hesabını vereceğin bir şey olarak önüne gelecektir. Ve sen ona karşılık hesabını vermeden diyor, oradan çıkışın yok. Bir daha anlamlandırayım. Yani yaptığınız şeylerin hesabını vermeden çıkışınız yok demek, yaptığınız şeylerin hesabını verene kadar rehinsinizdir. Yaptığınız şeylerin rehinisinizdir. Ticaret gibi düşünün. Haciz geliyor adama. Niye? Yaptığının karşılığını öde, ondan sonra hacizin kaldırırsın. Rehin alınıyor hani malı, değil mi?
Farz et hastanelerde rehin alınıyorduk hani. Herkes unutmuştur onları. Hatırlıyor musunuz? Burada karşı rehin alınıyor. Burada kazandıklarınıza karşı. Tabii işte aynı şey. Orada kaybetti ama bir şey ediniyor. Bak ediniyor, edindiğinden sorumlu. Geri ödemesini yapmıyor. Değil mi? Şimdi bir nedenimiz var. Edindiklerimiz var. Edindiklerimizden sorumluyuz nedenlerimize ve amacımıza. Yaratılış amacımız ve yaratılış nedenimize bağlı olarak sorumluyuz. Oldu. Yaptıklarımızın sonucu aynı zamanda adalet sıfatı gereği değerlendiriliyor. Değil mi? İlkeye bağlı olarak da değerlendiriliyor. Ama hangi açıdan? Niyete bağlı olarak değerlendiriliyor. Ammenna. Yaptığın şeylerin ilahiyatta hak noktasında karşılığı yoksa sorgulayıcısın. Seni onların hesabını vermeden hiçbir şekilde seni almıyor. Oldu. Yani aslında şöyle diyeyim, dilim sürçüyor. Yaptığınız şeyler sizi rehin alır. Sizi bağlar demektir. Onların hesabı verilmeden hiçbir şekilde karşılığı, bakın, karşılıklarını, gerekçelerini vermeden, geleceklerini sunmadan, sorgu sualinizi vermeden hiçbir şekilde şeyden çıkışınız yok. Mahşerden, vicdandan çıkışınız yok. Bunu hukuki olarak nasıl söylersiniz bilmiyorum. Hayır hocam, yani bir borcunuz vardır. Rehin alınır ve onu ödediğiniz zaman sadece borç karşılığını verdiğiniz zaman, yani aslında kazanım demiyor, şöyledir, hesabını verdiğiniz zaman, yani evet, tamam, o demek hesabını, yani gerekçeli olarak hesabını gösterdiğin anda ve gerekçeli olarak hesabının karşılığını verdiğin anda, çünkü nedenine bağlı olarak, bakın, nedenini yaşamadığın şey, ereğine bağlı olarak nedenini yaşamadığın şey, nedenine ve ereğine bağlı olarak seni bağlayıcıdır. Niye yaptın böyle? Şöyle okuyabiliriz. Aynı zamanda teminat güvencedir. Tabii. Çünkü bizim yaşadıklarımız bizim güvencimiz ve teminatımızdır aynı zamanda. Arkasından açıklaması var. Evet. Bir daha okuyayım. 20. ayette yapılanlara karşı rehindir tabirinden rehin kavramıyla amellerimizin hak ve adalet ilkesine, ayrıca neden ve amaca bağlı olarak eylem sahibini bağlayıcı olduğunu anlamak gerekir. Bağlayıcıdır ya. Hesabını vermediğiniz şeyden kurtuluşunuz yok. Hesabınızı burada verdiniz ya. Rehin değilsiniz. Özgürsünüz. Aynı zamanda rehin kavramı sizi bağlayıcıdır. Hürriyetinize elden alınan şeylerdir. Onun için diyor, hürriyetinize, sizi hürriyetinizden sebep sizi mahkum edecek şeylerden hesabınızı evvela verinle de anlayabilirsiniz. Bu surenin kendisi sorgulamalar. Burayı okuduk. Tamam. Başka var mı?